Merhabalar, maceraya başlıyoruz. Takipte kalın, mutlu kalın diyoruz. 1,5 saat sonra Adana'dayız. Dizi ve sinema sektörünün yeni gözdesi Adana. Çoğumuz böyle biliyor, değil mi galiba? Biz yakından görmek istedik ve Adana'yı bir günde gezdik. Sizlere de göstermek istedik. Hadi buyurun birlikte gezelim. Uçaktan iner inmez aracımızı havaalanından kiraladık ve soluğu ilk durağımız sanayi içinde bulunan Levent Börekçilik'te aldık. Adana'ya börek için mi gittiniz diyenleri duyar gibiyim. Bir kısmınız da neylisi meşhurmuş acaba diyenler olacak tabii ki. Adamlar bizi yabancı görünce ortaya karışık bir şeyler yaptılar. Bunlar hepsi karışık değil mi hocam? Adana'ya gelecek arkadaşlarımıza kesinlikle öneririz. Usta şimdi porsiyon ne kadar? Peynirli 6 lira, nanlı 8 lira, pastırmalı 10 lira. Evet arkadaşlar duydunuz. Bu lezzeti muhakkak bu taraflara geldiğinizde vuracağınız uçaktan ya da otogardan geldiğinizde ilk vuracağınız yer. Görüyorsunuz. Efsane. Elinize sağlık, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Bize dediler ki Adana'ya gittiniz mi muzlu süt içmeden dönmeyin. Tabi dedim ne alaka. E tabi haliyle işin ucunda lezzet olunca Kazım Büfe'de aldık soluğu. Bilmiyorum da şahane bir lezzet. İlk defa tattım doğrusu. Efsaneydi diyebilirim. Şiddetle tavsiye edilir neticede. Ufak bir dipnot. Bir bardak sipariş verdiniz mi bir de promosyon olarak yavrusunu veriyorlar yanında. Fazla gelebilir. Ona göre siparişinizi verin. Böreği yedik, muzlu sütü içtik. E biraz Adana'yı gezelim artık değil mi? Meşhur tarihi Büyük Saat'in de içinde bulunduğu Kazancılar Çarşısı'nı dolanalım biraz. İsminden de anlaşılacağı üzere şehirdeki Kazancılar Ramazanoğulları Beyliği döneminde burada bulunmuşlar. Kazancılık, bakırcılık, kalaycılık, ahşap işlemeleri ve kapkacak imalatı gibi işler hep bu mevkide yapılırmış. E bu kadar esnaf sanatkar abilerimizi kim doyuracak? Tabii ki Adana'nın meşhur kebapçıları. Haliyle onları da Kazancılar Çarşısı içerisinde bulmak çok zor değil.
1350-1400 yılları arasında Ramazanoğlu Beyliği döneminde yapılan Ulu Cami'nin güneyinde bulunan ve bir süre Türk Ocağı Adana Şubesi olarak da hizmet veren Ramazanoğlu Beyliği Saray Selamlığı Çukurova Üniversitesi Kültür Merkezi'ne dönüştürülmüş. Girişte cüzi bir ücret alıyorlar ve müze kart geçerli değildir bilginize. Ramazanoğlu Medresesi 1530 yılında Ramazanoğlu Piri Paşa tarafından yaptırılmıştır. 1914'e kadar medrese olarak hizmet ettirmiştir. O zamanlarda Ramazanoğlu Vakfiyesi'nden ayrılan kaynak 35 hisseye bölünürmüş. Bunun 14'ü medresedeki öğrencilere ve medresedeki müderrislere yani proflara verilirmiş. Ramazanoğulları Camii veya Adana Ulu Cami. Adana'da bulunan 16. yüzyıldan kalma tarihi bir camidir. Ramazanoğulları Beyliği'nin başyapıtı olan cami, şehrin en önemli tarihi yapılarından birisidir. Adana, Yeşilçam ve sinema sektörüne geçmişten günümüze değerli katkıları bulunmuş bir şehir. Fazla söze gerek yok bence. Sizi görüntülerle baş başa bırakıyorum.
Tarihi Taş Köprü. Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yaptırılmıştır. Asya ve Avrupa üzerinde önemli bir köprü vazifesi görmektedir. Diye başlayıp uzun uzun anlatmak istemiyorum. Önemsemediğimden değil, yanlış anlaşılmasın. Makinemin şarjı bitti. Fazla görüntü alamadık. Buyurun, Adana'nın en büyük camii olan Sabancı Merkez Camii manzarasını yakalayabileceğiniz görüntüler sizlerle. Ve karnımız acıktı. Bayağı bir gezdik artık. Adana'nın 7/24 açık olan kebapçısı Ciğerci Mehmet Usta'nın mekanına geldik. Aile işletmesi olan mekanda bizi çok iyi ağırladılar. Mesela ben yıllardır Adana yemiyormuşum. Onu anladım. Adana'ya yolu düşenler günün her saatinde gidebilirsiniz. Siz bir gidin, ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Fiyatlar İzmir'e göre kıyaslarsam gayet uygun bence. Kebabı yedik. Bir de bize dediler ki bizim bir tatlımız var, o meşhur. Taş Kadayıf'mış ismi. Gittik. Gönül kardeşleri bulduk. Tatmadan dönmeyelim dedik. Kebapla içmiştik ama hava sıcak. Baktık gözümüze, meşhur doktorum şalgamcısı takıldı. Serinlemek için meşhur şalgamı içelim ve Adana gezimizi sonlandıralım istedik. Bizden bugünlük bu kadar. Gezimizle ilgili yorumlarınız, varsa sorularınız ve önerilerinizi bekliyoruz. Yeni videolarımız için takipte kalın, mutlu kalın.